Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Köftenin Distopyası 2'nin 3. bölümüne hoş geldiniz ve burayı biraz genişlettim. Tabii ki de çirkin bir yer, ancak burası zaten geçici yerimiz olacak. Şimdi ayrıca bizim graft etmemiz gereken birkaç önemli şey var. Acaba nedir? Bunlardan biri tabii ki de gold istiyor. Bu arada gördüğünüz gibi bayağı bir maden yaptım bölüm arası. Burak yanındaydı, TS'deydi. Anne selam. Yok hayır, maden konusunda diyorum. Ha, yine, evet. İşsiz gibi maden yapıyorum, her zamanki gibi. Grek alışkanlıkları, kendin dediğin üzere. Aynen. Basitçe... Gretek, Native Ones diyor insan bazen, ancak aslında iyi bir alışkanlık kazandırıyor Gretek insana. Çünkü neden? Hayal gibi maden kazıyorsun. Üşenemiyorsun. İki. Üşenmeye lüksün olmuyor. Çok güzel bir alışkanlık. 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 12, 13, tamamdır. Geri kalanını, dörtümüzü yerleştiriyoruz. Ardından bir adet mana pool ve bir adet mana spreader ona dönük bir biçimde ve sonrasında nightshade'lerimiz gelsin. Tabii ki de uyuyalım. Değil mi? Kesinlikle. Ama niçin uyuyalım? Niçin? Gece olması için mi? Evet. Normal insanların uyuma sebebinin tam tersi. Evet. Ama aynı işe yarıyor. Aynen. Sadece tam tersi yönünden. Ve yatakta uyuyamıyorum mesela ben. Nerede uyuyorsun? Tabutta. Aa, doğru. Ve... Valla! Upgrade ettik. Ve bir yandan yapmak istediğim bir şey daha var. Aa, yok, onu yapayım. Unutmadan şunu craft ettim ve şunu craft ettim. Evet, normal hali bu. Ve şöyle hoş bir görüntü oluşturuyor ve ben neden Steve skinindeyim? İyi. Neyse. O zaman shift sağ klik yaptığımızda kılıca dönüşüyor ve artı 7 atak damage'ı var ve eğer bununla bir villager öldürürsem ya da player öldürürsem bir kan stoğu da oluşuyor işin içinde. Neyse, chunk loader diyorduk. Şimdi sevgili chunk loader, senin neye ihtiyacın var? Öncelikli olarak bir enchanting table, onun için 4 obsidian. Obsidian 32 tane topladım. Bir ender pearl, dur. Bir kitap, 2 diamond. Bir kitap. 2 diamond. Şunları da hazırlayalım. Evet. Siz gelin.
Evet. Sonrasında şunlar gelsin. Ve Cihan Cloud'larımız hazır. Cloud'ları şuraya koyuyorum. Bu alan yeterli şimdilik. Ve şu an bunun tek amacı mana biriktirmek. Peki ama mana biriktirirken unutmadan şunu da upgrade edelim. Çünkü End of Flame'lere geçmem lazım ve End of Flame'lere geçmeden önce mana pool'umun güçlenmesini istiyorum. Yanıma biraz Cobblestone alayım. Buradan neyi de unuttum. 10 tane obsidian. Ve bir adet flint. Ve bir adet iron. Acaba ne yapıyorum? Acaba anne? Acaba nedir? Bilmiyorum. Düşün. Çıkarmadım daha doğrusu. Obsidian. Flint and Steel. Nether portal mı? Yep. Ya bu Minecraft oyundan sonra benim beynim iyice gitti. Kusura bakma. Evet, Nether Portal'ı şuraya kurabiliriz. Şimdi benim ihtiyacım olan şey quartz. Oradan yukarıda ben bir wall yapayım. Another brick in the wall diyerek. Tamam. Aslında bu wall'dan yapmasaydım daha mantıklı olabilirdi. Çünkü bunun kapısı yok. O yüzden hadi gelin wood'lar gene. Carpenters sen de gel. Tamamdır. Sonrasında bir de bunun kapısı var. Evet ve şunlar da gelsin. Tamamdır. Şimdi sevgili çekiç. Gel. Ve buradan aşağı inelim. Torçlu yolumuzdan. Tamamdır. Hatta iki tane kapı yapsam daha makul olurmuş. Yaparız. Yaparım. Tamam. Poduncu. Bırak. Usta. Allah Allah. Sanaydı bu. Teşekkür ediyorum. Unutmadan Burak da ağır bir strateji oyunu hayranıdır. Ufak bir düzeltme yapayım izinle. Strateji değil RTS. Gerçek zamanlı strateji onunki. Ya Sıra tabanlarda o kadar iyi değilim. o şey Burak'la benim zıtlaştığımız nokta ben sıra tabanlayacağım. Hayırlısı be gülüm. Hayırlısı be gollüm. Gördüm aynen. Neyse ben cehenneme gitmeden önce bir. Yalnız vampirim ve cehenneme gidiyorum. Efsane. Daha da efsanesi normal Drakula mitosun hani mitolojisinde Drakula baya baya tanrı tarafından cezalandırılmış bir adam. Hani bence gayet uyuyor konsept.
Yani. Bayağı oturuyor. Tanrı tarafından cezalandırılmasının sebebi ise ilginç biraz. Ne? Bilmiyorum bu arada. Karısı savaş esnasında ölüyor. Bu da şey... savaşta bu arada Osmanlılara karşı, Tanrı adına Osmanlılara karşı savaşıyor. Dracula. Bu arada şurayı portal diyelim. Bu esnada da karısı ölüyor. Ve bu da rage'e giriyor. Bütün uğraşlarım bunun için miydi? Sana hizmet ettim ancak sen benim için değerli olan tek şeyi elimden aldın diyerek Tanrı'ya sövmeye başlıyor. Bunun sonucu olarak da Tanrı bunu cezalandırıyor. Dracula, yani vampire dönüştürüyor. Ve Dracula'nın amacı da Tanrı'dan intikamını almaktır. Bunun için de onun en değerli, değer verdiği varlığı olan insanları kullanıyor. Konsept bu. Konsept güzelmiş. Aynen. İşte bu Dracula'nın özeti. Teşekkürler. Hadi anlatın. Selam, ben vampir hayranı eleman. Vampir hayranı olarak vampire dönüştüm. Yay! Abi de şey, Twilight'a benim en çok kızdığım nokta vampirlerin parlamasızdır, şudur budur değil. Mesela. Nedir? Vejetaryen vampir diye bir şey olmaz. Yani, konsepte aykırı bir kere. Vampirin ihtiyaç duyduğu şey direkt insan kanıdır. Başka hiçbir şeyin kanını içemez. Hatta bazı... Sizin şey zaten insan ve hayvanlarda bulunan bir şey değil midir? Bu yine gidiyor oradan. Yok, hayvan, herhangi bir hayvanın kanını içemez. Sadece insan kanı içmek zorunda. Vampirler. Anladım. Çünkü kendi kanlarını yenileyemiyorlar ve yaşamak için onlara ihtiyacı var. Hatta bazı kurgularda hayvan kanları vampirler için zehir bir de. Ki mantıklı da bir şey çünkü vampirler neticede insan kökenli bir şey. Ve başka bir hayvanın kanını bir insana enjekte ettiğinde yine insan için zehirli oluyor o. Doğru. Kan grubu olan nadir türlerden biriyiz mesela biz. Evet. Doğru hatırladım şimdi. Çok fazla türde kan grubu yok. Ha primatlar arasında yaygın bir durum. O ayrı mevzu. Biz de bir primat türü olarak rahatız o konuda. Dediğin gibi. Fazla biyoloji. Tamam, vampirlerden biyolojiye bağladığımıza göre biz olduk. Bu şekilde de quartz topladığımız bir bölüm oluyor. Quartz ne için lazım diye soracak olursanız onu birazdan göreceksiniz. O zaman... Burak. Evet. Bu işkenceye daha fazla devam ettirelim mi izleyicilere? Acıyalım bence bu sefer ya. Tamamdır. Birazdan geri dönüyoruz. Tamamdır. Evet, şunun için bir geri geliyoruz. Bu... Hellhound. Kendisi Witcher'in eklediği bir şey ve şunu düşürüyor. Tongue of Dog. Bu da bunu yapıyormuşuz. Yay! Şurada da bir adet Wisp var. Thorncraft'ın her zaman bildiğiniz emektar Thorncraft. Aynen. Neyse, o zaman biz kaldığımız yere devam edelim. Birazdan geri dönüyoruz. Evet ve geri geldim ve nedense böyle bir yerde geri spawn oldum. Bu olmaması gereken bir şey. Hatta bunun bir daha bu bir daha olursa diye şuranın üstünü kapatalım da
Ölmeyeyim. En azından biraz beklerim. Altı üstü. Evet. Şimdi topuklu köfte. Köfte. Efendim? Kendime bir challenge yap. Atadığımı söylemiştim ya. Ne Bir yapmıştın? Almanca oynama muhabbeti. Ha. Başlıyorum. Hayırlı olsun. Kazamız mübarek olsun. Evet. Şimdi bir adet Wrath şartımız var. Bu Forbidden Magic'in ilgili bir Tomcraft şartı. Sizler gidin. Glowstone'lar siz gidin. Sen git. Sen git. Sen git. Ve hala mantarları inatla bitki chest'ine koymaya devam ediyorum. Bence oyuna sadece mantar eklenen bir mod eklenmeli. Değişik fungus tiplerini mi? Evet. Katılıyorum. Bütün mod yapımcıları mantara bitki olarak yaklaşıyor. Bırak. Dinliyorum seni. Ha, sesin kesildi de bir an. Push to talk'tayım ya, o yüzden. Ha. Arka plan seslerin gelmemesi adına bundayım bu arada. Tamam. Şimdi bir adet daha mana spreader gerekecek. User entered your channel. Hoş geldin user. Hangi user geldi? Kedi bir yer. Yine ben gördüm. Yine Teddy geldi. Hoş geldin ve videodayız gene. Yine mi? Tekrar merhaba o zaman video hala. User was moved out of your channel. User left your channel. What? Neyse. Şimdi Witcher'dan de bir şey craft edeceğiz. Onun için biraz glass'a ihtiyacımız var. Bir adet Iron Shovel yapalım. Şu olaya alışacağım bir gün. Evet, neyse ki evimin dibinde bir adet köy var, ancak hızlı olmam lazım. Sentler, toplanın. Sen ben evimin yanında köy mü var dedim, yoksa çöl mü var dedim. Neyse, çöl kastettim. Onu siz onu bilin, onu uygulayın. Tamamdır. Şimdi bir de bize tekrar içeriye geri dönelim. Sun Collector da lazım. Neredeydin sen? Şuralarda bir yerde olman lazım. Evet, Sun Collector. Tamam, onun için yine Glass'a ihtiyaç var. O yüzden bekleyeceğiz. O esnada ben bir de End of Flame. İki brown, iki red, iki brown, bir light gray.
Evet. Govalar. Bir, iki ihtemler. Ardından siz gelin. Ve aşağı inelim. Sinir bozucu örümceğimizle beraber voilà. Sonra sen gel. Sen şuraya gel. Tamamdır. Bence gayet makul. Tamamdır. Dört sen. Yukarıdan biraz da seed'imizi alalım. Ve daha hızlı bir mana üretim yoluna geçelim. Seed nerede? Şöyleydi. Beyin gitti. Glass'larımız oluyor. Aslında biraz daha glass pişmeye koyabilirim. Evet, bu çok daha makul bir sayı. Gel. Sana gerek yok. Sen gel. Aslında siz ikiniz yer değiştirseniz daha iyi olur. Ve bu şekilde bunları da craft ediyoruz. Tamamdır. Şimdi şuraya bir tane mana spreader ve 4 tane 4 lazım. 4 tane 4 demek de ilginç oluyor tabii ki de ama ne yaparsın? 1, 2, 3, 4. Şu örümcek sesinden nefret ediyorum. Evet. Tamamdır. 4'ü de buna bağlı. Fazlasıyla güzel. Şimdi bana bir de ne lazım? Coal. Dört tane block of coal. Gelin bakalım buraya. Bunlar yakacaklardan mana üreten bir arkadaş. Çok daha hızlı mana üretiyorlar ki gördüğünüz gibi dikkatli bakarsak eğer şundaki mana değişimi. Bunu da o kadar gözlemlemiyor çünkü bunun mana kapasitesi bayağı yüksek. Ancak şundaki mana değişimi görüyorsunuz. Şundaki ise katman daha hızlı. Ben geldim. Hoş geldin Kırpat ve videodayız. Selam söyle YouTube'a. Selam. Tamamdır. Söyledim. Şimdi gidiyorum. Hadi görüşürüz. Evet. Bu şekilde End of Flame'lerimizi de koyduk. Geriye neyimiz? Efendim? Gitmiyorum, vazgeçtim. Tamamdır, gitme. Adamın da çok umurundaydı ya. Efendim? Çok umurundaymış gibi söylüyorsun. Yani. Şimdi Botanya'da bir şeye bakmam lazım. Alchemy Catalyst. Tamam, kolay mı? Dur. Alkimi Katalist'ten önce yapmam gereken başka bir şey daha var. CPU termometresi açalım bakalım. Yanında dursunlar. Mana Pylon ne istiyordu? Diamond istiyor, evet.
Evet. Mana paylonlardan birini yapabiliyoruz. Diğerini yapabilecek malzememiz henüz yok. Eğer şu an gündüz ise... Evet, gündüzmüş. Geceye çevirelim ve daha fazla mana üretelim. Botanya'nın başlangıçları ciddi anlamda böyle sıkıcı. Öyle bir kısım işte. Bu arada block of coal block koymamızın sebebi daha uzun dayanıyor diye. Şunların çalışma prensibi, yakacak şey ne kadar uzun dayanıyorsa o kadar mana üretiyor. Pardon, o kadar uzun süre mana üretiyor. Şu örümceği, örüm böceği bir haklayayım. Nerede bu örüm böcek? Buradaymış, artık değilmiş. Örüm böcek. Aynen. Çünkü örümcek demek istemiyorum. Örümcekleri seviyorum ben. Onlar da seni seviyorlar. Biliyorum. O yüzden tavan aramda çok var diyeceğim de tavan aram yok benim. Benim tavan aranım... Öyle bir şey yok, bende de yok. Efendim? Bende de yok öyle bir şey. Yani. Tavan arası az bulunuyor. Bugünlerde. Tavan aralarını koruyun. Ya tavan arası olan bile gidiyor ses şey ısı yalıtımı yaptırıyor. Yer kalmıyor. Yani. Sonra biz de gidiyoruz. Bir tane kitap, iki tane diamond, dört tane obsidian'la enchanting table yapıyor. Oraya. Sen oraya değilsin. Tamamdır. Yok, bir şey diyeyim mi? Nedir? Full set rune dizmek abi. Karakterin hasarını inanılmaz arttırıyor. Biliyorum. Bana bilmediğim bir şey söyle. Hadi güzel bir enchant gelsin. Fortune 3 sadece. Sağ olsun. Bana kitap al. Ha? Bana kitap al. Bana bir kitap alsana baba. Bana kitap al. O zaman biz ne yapalım? 4 tane daha end of lane. Ya dur. Botanya. Leksika Botanya neredesin? Generic. Evet, bunu kullanacaktım. Gormalisi sen ne istiyorsun? Aa, sana rune lazım ama. Evet. Summer ve Fire lazım. Summer için Earth ve Air lazım. Ha, kısacası rünlere girmeden ona girişemiyoruz. O zaman daha fazla End of Flame. Yay. Hangi çiçek için? Efendim? Hangi çiçek için lazım rünlük altar? Gormalisis. Ah, okuyamadım. Dediğin gibi. Şu yemek yiyen. Aa, Rose Arcana sen ne istiyordun? Rune of Mana istiyordun. Rune of Mana kolay bir rune. Bunu kullanabilirim. Yani. Ha? Ama kolay bir rune.
O zaman. Hadi bir adet Ender Pearl. Aşağıya bir tane daha Grafting Table koysam güzel olabilir. Zaten yakında bütün eşyaları aşağıya taşıyacağım. Tamamdır. Aşağıya crafting table'ımızı aldım. Aşağı yakı crafting table. İğrençti. Neyse. Sen dönüş. Teşekkürler. Evet, bir adet mana tabletim var. Spreading mana to items. Ardından daha bir adet çiçek kırmaca seremonisi lazım. Tamamdır. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Kötüsü köftenin günler, iyi eğlenceler.